Sıkışmış kavanoz kapağı açmak bazı günlerde bayağı sinir bozucu olabilir. Normalde birçok insanın bunu bildiğini düşünürüz ama o kadar çok insan nasıl açacağı ile ilgili fikri olmadığına inanamazsınız. Bunun için 4 tane yöntemi de ardı ardına sıralayayım istedim. Bunlardan en kolayı ve en basiti aslında kavanoz kapağını tezgaha sertçe vurmak. Ama tabii dikkat etmek lazım, kavanoz kırılmasın. Bu şekilde vurarak içindeki hava, sıkışmış havayı açabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde açılıyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de elimizin ayasıyla tam ortasına hızlı hızlı vurmak. O da bu şekilde. Yalnız dikkat edin, biraz bazen eli acıtabiliyor. Böyle vurduğunuzda da çok rahat bir şekilde açılıyor. Hatta çıkan küçük hava kabarcıklarından da bu turşu suyunun çok güzel kokusunu alabiliyoruz. Bu da ikinci yöntem. Üçüncü yöntemde aslında temel mantığı şu. Bu çok sıkıştığında uygulayabileceğiniz bir şey. Camın genleşme hızıyla metalin genleşme hızı aynı değil. O yüzden metali biraz ısıtırsak çok daha hızlı genleşecek ve kolayca açılacak. Bunun için de kaynayan bir suyum var. Ona ters olarak kavanozumu sokuyorum. Birazcık bekletiyorum. Böyle iyice genleşiyor. Sıcak olduğu için dikkat edin. Bezle kolayca bu da açılıyor. Bütün bunlarda başarılı olamadınız ve artık hani yeter artık kavanozumu açmak istiyorum dediniz. Ola ki öyle bir şey olduysa birazcık kapağı yamultarak havasını alabilirsiniz. Onun için de yalnız tabii ki dikkatli olun. Böyle ucu sivri bir bıçakla arasına sokup bu şekilde birkaç yerden havasını alıyorum. Yalnız böyle yaptığınız kapağı bir daha kullanamazsınız. Onun için de züccaciyelerde ve bu tarz ürün satan bir sürü yerde 10 tanesini 2-3 liraya sadece kavanozların kapağını alabilirsiniz. Turşu kurduğunuzda, reçel yaptığınızda taze kapak kullanmakta fayda var. Şimdi böyle kolayca açılıyor. Açıldı bu kadar. Demin turşunun güzel kokusunu da aldık. Biraz da yorulduk artık. Bu turşuyu da yiyebilirim.